أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كهف سوresi 71. ayet kerimeden devam ediyoruz. Ve bunun ardından akabinde bu yüzden bundan dolayı gibi anlamı var. Ama gibi bir anlamı var ama burada daha çok bunun ardından bundan dolayı gibi çevirmek daha doğru. İntalaka, o ikisi ilerledi. İntalaka şu ka'dan dolayı, yani elif uzatmasından dolayı iki kişi olduğunu anlıyor. Hatta e kadar ize, ize dığında dinde anlamında, hatta ize rakibe, rakibe de binmek anlamında. O ikisi bininceye kadar. Fis sefineti, gemiye bininceye kadar. Karakahe, yani o deldi anlamında. Onu deldi. O deldiği gemiye bininceye kadar diye de çevirmek mümkün. Gale dedi. E mımi sorusu. Karaktehe, yani sen karakter, sen, he, o, onu anlamında geminin yerine kullanılıyor. Onu deldin, delik açtın, li makmak için ardındaki fiilin son hareketini değiştiriyor. Normalde tugrikku olacakken li'den dolayı li tugrikka oluyor şu son hareket. Gu yerine ga diye değişiyor. Boğmak için mi? Ehlehe. Yani insanlarını, halkını boğmak için mi? Geminin halkını boğmak için mi? Lagat, muhakkak, sen, ci'te. Ci'te anlamsız olarak aslında gelmek demek. Ama burada işlemek, suç işlemek şeklinde şey'en, şey'en imra. Sen çok kötü bir şey yaptın, çok kötü bir şey işledin diyor. So they both proceeded. O ikisi ilerledi. Till e kadar. When they embarked, gemiye bindikleri ana kadar. The ship, embark, binmek anlamında. He, Hıdır scuttled it. Yani Hıdır onda delik açtı. Hatta batırma anlamında var scuttled ama burada delik açma şeklinde çevirsek daha doğru olur. Musa, Musa sat. Bunun üzerine Hazreti Musa Efendimiz dedi, have you scuttled it? Onu deldim. In order to, makmek için anlamında. Bu in order to yerine so as to kullanabiliriz veyahut sadece to da diyebiliyoruz. In order to drown its people. Yani insanlarını boğmak için mi bunu deldin? Bunda delik açtı. Bu arada have you scuttled present perfect kullanmasının sebebi de o delik açılma olayı yeni oluyor. Gözünün önünde bu deliği açtın diyor. Yani yoksa geçmiş zamanda bir soru sormuyor. Yani did you scuttle demiyor. Have you scuttled? Çünkü bu olay yeni oluyor. Sen bu deliği yeni açtın. Verily you have committed. Yine burada present perfect kullanılıyor. Commit işlemek anlamında. A thing, sen işledin. Emr, yani a münker, bir kötülük. Evil, kötü bir şey. Bad, yine kötü. Dreadful thing, korkunç bir şey işledi dedi. Gale bunun üzerine mımi sorusu lem madımedi elem ekul demedim mi? Normalde ekulu bu lem hem şuradaki vav uzatmasın hem de sondaki lu yerine ekul, yani cezimli olmasına sebep oluyor. Lem ekul, yani demedim. Elem ekul oldu demedim mi? İnneke, şüphesiz sen, len, asla. Bu da len de ne yapıyor? Ardındaki ismin son hareketini şu şekilde elifli yapıyor. Normalde testeti'u, ancak len'den dolayı testeti'a şeklinde oluyor. Len testeti'a me'ye sabra. Yani ben sana, benimle asla sabredemezsin demedim. Bu arada bu sayfada bu fiillerden önce gelip fiillerin son hareketini değiştiren kelimelerin mesela len,
lem, li, en. Hatta beşi birden var. Bunun yanında bazen k'de, li k'de değiştiği oluyor. Bazen f ile değiştiği oluyor. Yani fiilin ardının. Dolayısıyla Arapçada aslında dil bilgisi kuralı olarak bir fiilin önüne gelince fiilin son harekesi değiştiren kelimeleri yani Kehf suresi yani 300. sayfanın içerisinde bulmak mümkün. Len testetiyan meyye sabra şeklinde. Burada hani len'i görmüştük zaten. Evet. Hiye hıdır sen. Hıdır şu şekilde söylüyor. Did I not tell you? Ben sana demedim. Bunu Hıdır daha önce söylediği için, geçmişte söylediği için did I not tell you şeklinde. Tabii günlük dilinde didn't I tell you şeklinde kullanılıyor. Didn't I tell you, ben demedim mi? That you would not be able to, senin buradaki be able to, abilmek tabii olumsuz olunca mayacak şeklinde oluyor. You wouldn't be able to, güç yetiremeyeceğini, yani to have patience, sabredemeyeceğini with me, benimle sabredemeyeceğini ben sana söylemedim. Hızır bu şekilde söylüyor. Gale bunun üzerine diyor ki la tu'akhizni, yani beni bundan sorumlu tutma. Bime nesitu, unuttuğum şeyden dolayı. Bi dolayı anlamında, me şey, nesitu, unuttuğum şeyden dolayı beni sorumlu tutma. Ve le turhikni, ve beni zora koşma bundan dolayı. Min emri usra. Burada koşma şeklinde, yani zorlama. Min emri, benim işimi usra. Bu usra kelimesi zaten zor anlamında. Yani işimi zorlaştırma. Bana karşı sert olma bu meseleden dolayı diyebiliriz. Musa, yani Musa, Musa Sad, Hazreti Musa Efendimiz, call me not. Burada don't call me aslında. Don't call me to account. Yani beni account for, bir hesaba çekme. What I forgot. Yani unuttum, what I forgot. Unuttuğum şeyden dolayı forgot. Unuttuğum şeyden dolayı I forgot it derken, yani bunu unuttum. Unuttuğum şeyden dolayı beni hesaba çekme, sorumlu tutma. And be not hard. Burada aslında don't be hard upon me. Yani benim, bana karşı zor olma. For my affair. Bu işimden dolayı, ilişkimden dolayı with you. Seninle işimden dolayı bana karşı bir zorluk çıkarma dedi. Ben talaka, yine bunun üzerine bundan sonra, then, daha sonra, intelaka, yani o ikisi ilerledi. Hatta e kadar, izle, dığında deyinde, lakiye, lakiye karşılaşmak anlamında. Burada lakiye, yani şu elif uzatmasından dolayı bu şekilde söylüyoruz. Hulemen, bir erkek çocukla karşılaştılar. Karşılaşıncaya kadar ilerlediler. Ve bunun ardından katelehu, onu öldürdü. Gale e katelte, öldürdün mü? Nefsen, bir nefsi öldürdün, yani bir kişiyi öldürdün. Zekiyeten, zekiye tertemiz anlamda, masum. Masum bir genci mi öldürdün? Bir gayri nefsin, herhangi bir kişiye karşılık gelmeden, herhangi bir nefse karşılık gelmeden. Lekad ci'te, yine sen, şey'en nükra, sen gerçekten kötü bir şey yaptın, korkunç bir şey yaptın. Then they both proceeded. O ikisi ilerledi. Till they met a boy. Bir erkek çocukla karşılaşıncaya kadar. And the Khidr killed him. Khidr onu öldürdü. Musa, Moses said, have you killed an innocent person? Masum bir insanı mı öldürdün? Burada da yine bakınız present perfect kullanılıyor. Bu insanın ölmesi yeni olduğu için bu şekilde. Have you killed an innocent person? Masum bir insanı mı öldürdün? Who had killed none. Herhangi bir kimseyi öldürmeyen, herhangi bir kişiyi öldürmemiş, masum bir kimseyi mi öldürdün? Verily, doğrusu you have committed a thing, işledin. Nukr. Nukr ise a great munkar, büyük bir günah. Prohibited, yasaklanmış, evil,
aynı zamanda kötü, dreadful thing, korkunç bir şey şeklinde burada yine Hz. Musa Efendimiz soruyor. Bunun üzerine Gale yine dedi, Elem ekul demedim mi? Leke, ben sana demedim mi? İnneke, şüphesiz sen, len testetia, güç yetiremezsin, me'ye sabra, benimle güç yetiremezsin. Benimle devam etmeye sabredemezsin. Kadır sen. Kadır bu şekilde soruyor. Biraz önce de zaten bu ayeti görmüştük. Did I, burada didn't daha çok kullanıyor. Didn't I tell you? Ben sana demedim. That you can have no patience. Olamayacağını. With me. Yani benimle herhangi bir sabrın olamayacağını, benimle katlanamayacağını ben sana demedim mi? Diyor. Bunun üzerine Gale in se'eltuke yani Gale dedi in sase se'eltu in sase se'eltu se'eltu sordum demek. Tabii in se'eltu sorarsam se'eltuke ke sana. Sana soru sorarsam an şeyin herhangi bir konuda soru sorarsam ba'de ba'dehe bundan sonra fele bu inin devamı fe'l la tusahibni yani benimle arkadaşlık etme. Kad muhakkak belagete ulaştı min ledunni benden huzura yani benden özür ulaşabileceği yere ulaştı. Yani bundan önce iki tane hiç en başta hiç soru sormamak üzere anlaşmışlardı. Bu ikinci soru. Bundan sonra da zaten soru sorarsan benimle arkadaşlık etme diye Hz. Musa Efendimiz o kimseye bu şekilde söylüyor. Tabii o kimse derken hep yorumlarda Hızır Aleyhisselam olduğuna dair tefsirlerde geçen bilgi var ama tefsirlere bakmak lazım. Musa said, if I ask you anything, ben anything after this. Bundan sonra herhangi bir şey sorarsam keep me not. Burada don't keep me şeklinde in your company. Yani benimle arkadaşlık yapma. Yani bana eşlik etme. You have received. Sen aldın. Sen ulaştın. Burada belagate sen ulaştın şeklinde. You have received, sen ulaştın, aldın and excuse from me. Yani sen benden bahaneleri aldın. Yani söyleyebileceğim kadar bahaneleri aldın. Evet. Bunun üzerine yani benim özür dileyebileceğim kadar özür diledim. Artık bundan sonra bahanem de kalmıyor gibi. Fentalaka yine ilerlediler. Hatta e kadar izeye dığında değindi. Ulaşıncaya kadar eteye o ikisi burada tabii eteye o ikisi gelince ehle şurası aslında bir uzatmayla bitiyor. Ardında da elif olunca buradaki uzatma eteye şeklinde uzuyor. Ehle gariyetin bir şehir halkına geldiler. Evet. İstedame ve onlardan yemek istediler. Ehle, onların halkından yemek istediler. Ve bunlardan ebev, onları yüz çevirdiler. En mayı meyi anlamında, en yuda yifu. Yani onları misafir etme hususunda, yuda yifu hume, o ikisini misafir etme konusunda yüz çevirdiler. Ve bunlardan vecede buldu. Fihe, orada cidaran bir duvar buldu. Yürüydü. Yürüydü istemek demek. Tabii burada duvarın istemesi değildi. Yürüydü en yengatta. Yengatta çökmek anlamında. Yani çökmek üzere olan diye çevirmek daha doğru. Yani çökmek isteyen yerine çökmek üzere olan bir duvar buldu. Ve bunlardan ekame. Onu dikti. Yani burada diken Hızır Aleyhisselam. Gale yani bu yoruma göre Hızır Aleyhisselam diyorum. Levşi de dileseydin lettehazde. Bakınız levin devamı le ile. Lev lettehazde. Yani dileseydin
alırdın aleyhi bunun üzerine ecra. Sen bunun üzerine ücret alırdın dedi. Then sonra they both proceeded. O ikisi ilerledi. Till ne kadar? When they came to the people of a town. Bir şehrin halkına gelinceye kadar. They asked them, o ikisi yani Hz. Musa Efendimiz ve Hızır Aleyhisselam for food. Onlardan yiyecek istediler. But they refused reddetmek to entertain. Entertain eğlendirmek demek. Tabii misafir etme şeklinde yorumlanabilir. Entertain them, onları eğlendirmeyi reddettiler. Then they found therein, orada buldular, a wall, bir duvar buldular, about to collapse, çökmek üzere olan, şu about to, bir şey üzerine olmak, about to ile beraber kullanılır. Normalde tek başına hakkında yaklaşık olarak gibi anlamlar olan bir kelime. Collapse, çökmek. And the Hıdır, set it up straight, onu düzeltti. Moses said, söyledi. If you had wished, sen dileseydin, surely, yani bu if you had wished ifadesi artık duvarın yeniden dikilip uzaklaştıklarından sonra olduğu, yani İngilizce bu şekilde algılanmış. If you had wished, sen isteseydin, surely, muhakkak, you could have taken wages for it. Bundan dolayı ücret isteyebilirdin ama istemedin. Eğer şey olsaydı, burası mesela istesen ücret alırdın şeklinde burası geçmiş zaman olsaydı, şu an sen şu an istesen ücret alırdın. Ama İngilizce boyutuyla değerlendirildiğinde şu ifade, o duvar dikilmiş, oradan onlar uzaklaşmışlar ve Musa Aleyhisselam bu şekilde söylemiş. Bunun üzerine Gale dedi, Heze, burada konuşan Hızır Aleyhisselam konuşuyor. Firaku beyni, firaku ayrılık demek. Beyni ve beyni. Benimle sizin aranızda ayrılıktır. Unebbi'uke, ben bildireceğim bir tevili, bunun açıklamasını me'lem, me'şey, lem testetiyah, güç yetiremediğini. Bakınız testetiyah, lemden sonra şurası cezim oluyor. Bu cezim bu yazımda gözükmüyor. Yani genelde cezmi almıyor bu şey. Lem testetiyah, güç yetiremezsin aleyhi sabra. Yani üzerinde güç yetiremediğin şeylerin açıklamasını ben yapacağım diyor. Kadir said, this is the parting. Bu diyor bir ayrılma, between me and you. Benimle senin aranda bir ayrılıktır. I will tell you the, ben anlatacağım, interpretation ve bunun yorumunu of those things. Bu şeylerin, over which, üzerinde which you were unable to. Unable to da yani abilir, able, abilir iken ayamaz, mayamaz gibi bir anlam var. You were unable to hold patience. Sabırlı olamadığın şeyler üzerindeki yorumları şimdi ben sana anlatacağım diye Hızır Aleyhisselam Efendimiz, yani bu yoruma göre Hızır Aleyhisselam Efendimiz bu şekilde söylüyor. Tabii burada iki kişinin arasında geçen bir yolculuk var. Bunlardan birisi Hazreti Musa Efendimiz. Kesin onu biliyoruz. Ve kendisinin ilim sahibi olduğunu gördüğü kimseden ilim öğrenmesi karşılığında onun takipçisi olacağına dair bir sözleşme yapıyorlar. Ama en başta o kişi diyor, bak sen benimle yola çıkacaksın ama sabredemezsin. Çünkü bildiğin şeyler değil bu şeyler. Benim ve ben sana herhangi bir açıklama yapmadıkça bana da soru sormayacaksın diyor. Ama o üç tane olay oluyor. Ve üç olay da birbirinden farklı olaylar. Buna rağmen yine de o soruların sorulması aslında affedilmiyor. Ve arkadaşlıkları burada bitiyor. Aslında öğrenme konusunda bizim de
ne kadar sabırlı olmamız gerektiğinde bir boyutuyla burada görüyoruz. Tabii öğrendiğimiz şeyler inşallah Rabbim hayırda kullanmayı bizlere nasip eder. Hata yaptıysak hatalarımızı affolsun. Sadakallahü lazim.